Evet sevgili dostlar herkese mutlu bir hafta sonu diliyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Dünkü canlı yayın etkileri hala sürüyor gibi. Şimdi transfere geçelim arkadaşlar. Bugün iki tane videom var. Belki sürpriz bir şekilde üçe de çıkabilir. O yüzden hızlı yapmam lazım. Hızlı konuşmam lazım. Sizin de lep demeden çorumu anlamanız lazım. Çünkü ayrıntıya girdiğimde video uzuyor arkadaşlar. Bazı arkadaşlar da videonun süresinden rahatsız oluyorlar. Haliyle izlemiyorlar. Ryan Kent, Dinamo Zagrebli gibi gibi gibi. Fenerbahçe bedelsiz aldı. Ryan Kent'i 3 milyon euro bon servis geliriyle Dinamo Zagreb'e satmak üzere diyor haber. Şimdi görüşmeler sürüyor. Fenerbahçe sezon öncesi bedelsiz aldı. Ve en az 3 milyon euro beklentisi var. Dinamo Zagreb teknik direktörü ise Jakirovic Kent Avrupa seviyesine bir oyuncu diyerek transfer etmek istediklerini açıklamıştı. Arkadaşlar biz Kent'i ne yaparsak yapalım gönderemedik. Git Kent yok oyna kent yok. kiralık git kent yok. ya satın alma opsiyonuna git. yok. lan git git şöyle yap böyle yap. hiçbirine gitmedi. hiçbirini kabul etmedi. ve hiçbir yere gitmeyen kent e, en son artık ya yani o zaman yedek kulübesinde kal. eee hani futbol hayatın bitsin denildiği zaman kafası bir yavaş yavaş dank etti. Arkadaşlar bakın bu işten ekmek kazanıyorlar. Şimdi bu işlerde hiç kimsenin çapraz bağı kopsun istemez kimse. Kimsenin ayağı kırılsın istemez. Bu işten ekmek kazanıyorlar. Hani bilmiyorum ne kadar insansınız bilmiyorum ama arkadaşlar insanlık şunu gerektirir. Yani herkes işine bakmalı. Herkes işini yapmalı. Ve e, Kent'in açısından şunu söyleyeyim. yani Kent'in artık yüksek bir bedelle de olsa gitmesi lazım. Bence de. Ya da düşük bir bedelle. Şimdi bir konuya da açıklık getireyim. Kent niye oynamadı? Hocam İsmail Kartal kentten anlamıyor mu diye. Ya arkadaşlar yani İrfan Can kahvecideki o cevheri çıkaran adam. Oster stoper olarak dünya piyasasına sunan adam. Kentte bir şey görmemiş midir sizce? Yani kentteki bir, bu sıkıntıyı İsmail Kartal çözmemiş midir? Anlamamış mıdır? Ya da çözmeye çalışmamış mıdır? Bence düşünün. Çağlar Söyüncü Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor. Arkadaşlar dün çok bekledik. Atletico Madrid forması giyen Çağlar Söyüncü için kiralık transferi için İslam İspanyol ekibiyle anlaşma sağlandı. Arkadaşlar bakın bir konuda anlaşalım. Bir konuda çünkü beni anlamıyorsunuz. Şimdi kiralık transferi ayrı. Satın alma opsiyonlu kiralık transfer ayrı. Biz Çağları kiralık olarak istediğimiz dakikada İstanbul'a indiririz. İstediğimiz dakikada sözleşme imzalarız. istediğimiz dakikada okey. Burada hiçbir sıkıntı yok. İstediğimiz anda Çağlar Fenerbahçe'de kiralık olarak. Ancak Fenerbahçe diyor ki ben niye kiralık alayım? Arkadaşlar şu anda ayın kaçı? 27 Ocak. Matematiksel olarak bir ay ekleyelim. 27 Şubat. 27 Mart. Yani 27 Nisan. 27 Mayıs 4 ay. Şubat, Mart, Nisan, Mayıs 4. ay tamamlandığında lig bitmiş oluyor. Kupa bitmiş oluyor. Serüven bitmiş oluyor. Konferans ligi serüveni bitmiş oluyor. Belki süper kupa maçı da oynatılmış oluyor. Yani serüven orada bitmiş oluyor. Sonlanmış oluyor arkadaşlar. 4. ayda serüven bitmiş oluyor. Şimdi Fenerbahçe haliyle otomatik olarak düşünsel olarak düşünerek diyor ki ya ben 4 ayına futbolcu niye kiralayayım? Serdar Aziz var. Bekao var. Ciku var. Bonucci var. Tehlike anında camı kırınız butonu. Osterwold var. 5. E, Yusuf Akçiçeği de sayarım ben eğer tehlike anında camı kırmıza kadar giderse. 6. 6 tane benim stoperim var. Hadi Yusuf'u sayma. 5. Benim 5 tane stoperim var. Ben niye riske gireyim ki diyor Fenerbahçe. Anladınız mı? Olayın olmama etmeme sebeplerinden bir tanesi bu. Ki en önemli sebebi bu. Şimdi Bonucci geldi mi? Geldi. Kurunç geldi mi? Geldi. Bak Fenerbahçe Borunuç Borun ile Kurunç ile çok güzel bir sinerji yakaladı. 6 aylık kiralık. Arkadaşlar 6 aylık, 6 aylık kiralık değil ya. Artık şu tabirlerinize bir dikkat edin. 6 aylık falan kiralık diye bir durum yok. Kiralık anlaşması yapılırsa 4 aylık yapılacak. Atıcıco Madrid sportif direktörü Fenerbahçe ile anlaştık dedi. Bak, anlaştık dedi. Pazar gününe kadar gelmesi bekleniyordu. Normalde Cuma günü bekleniyordu. Gelmedi. Simeone Fenerbahçe için direndi. Hani Milan, Fulham, Roma, Porto kulüplerine şey yaptı. 9 maça çıktı. Ha şunu da ısrarla belirteyim. Sercan Hamzoğlu'nun yaptığı en doğrusu. Sercan bu arada İrfancan Kahveci ikinci kez baba olacakmış. Tebriklerimizi sunuyoruz İrfancan Kahveci'ye. Gözü aydın. Ee, çok mutlu olduk. Allah hayırlı doğumlar nasip etsin eşine de. Şimdi Çağlar'da e, Çağlar da söyledi, Girfan'a da söyledik. Fenerbahçe'den Saldanha için yeni teklif. Partizan, Brezilyalı golcüsü Matteo Saldanha için Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi geri çevirdi. Aa, neden böyle ayıpsız şeyler yaptılar? Fenerbahçe rakamı artırarak bir kez daha Sırp ekibinin kapısına çalmaya hazırlanıyor. 6 milyon euro civarında teklif ettiği Partizan'ın yıldızı Salhanda için Sevilla ve Torino devrede Brezilyalı forvet için yarış kızışıyor. Bir kere açık yüreklikte şunu söyleyeyim. Eğer Torino devredeyse, Sevilla devredeyse zaten biz alamayız. Hocam ümitsizliğe kapılmayalım. Hayır ondan dolayı demiyorum. Biz zaten alamayız yani eğer böyle bir şey varsa. Şimdi Torino Sevilla peşinde Salhanda'nın performansı. Bu sezon başında 1.3 milyon euroya Japon ekibi Jeff United Chiba'dan transfer edildi. Ligde 18 maçta 14 gol atıp 5 asist yaptı. Mesela bunların liginden bana bir tane futbolcu söyleyin arkadaşlar. Merakımdan soruyorum. Yani tanıdığınız bir futbolcu söyleyin. Ben şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bazen bazı şeyler gerçekten tesadüf değildir. Nedir o tesadüf olmayanlar? Mesela saldan hak konusunda yani bizim kanalda dahi varsa yoksa saldan ha diyenler var. Ne diyorum sebep ne diye. Ulaş abi diyor ki Serdar Ali İsmail Kartal nefretinin altına İsmail Hoca'nın Serdar'ın menajer arkadaşının oyuncularını yetersiz bulup veto etmesi yatıyor. Şimdi bu patates diyor. Ben Saldanha'yı beğenmedim arkadaşlar. Yani açıkçası beğendim ama beğenmedim. Beğenme sebebim şu iyi gibi duruyor. Beğenmeme sebebimi söyleyeyim. Beğenmeme sebebim de bizde tutmaz. Yani içimden bir ses öyle diyor. Ya arkadaşlar biz bu uğurda kimlerle kimlerle mücadele ediyoruz. Bakın kimlerle kimlerle mücadele ediyoruz. Yani bizim mücadelemiz şampiyonluk yolunda mücadelemiz başka. Ha şunu açık yüreklikte söyleyeyim. Yani Ceko var mı? Var. Batshuayi var mı? Var. Üçüncü forvetin Türk olursa en azından kadroda yer edinir. Ancak ben mantık olarak düşünüyorum. Hadi bir beyin fırtınası yapalım. Joshua King varken forvet alınmaz. Demek ki King'in gitmesi lazım. Doğru mu? Zayt varken yabancı futbolcu alınmaz. Yani 18 tane 18 tane yabancı var. Hadi Luan Perez saymıyorum. Luan Perez iyileşme aşamasında. Yani Zayt gidecek. Şey Luan Perez'in çıkmadı lisans 17. Zayt gitti 16. King gitti 15. Kent gitti 14. Yani 14 başka kim gidecek abi? Ee, İlla ki biri gidecek ki hani ben gideceğim kardeş, sen gideceksin ki, biz kalacağız kardeş. Hani o gidecek, bu gidecek. Ben şunu da söyleyeyim, ee, hani eğer Fenerbahçe bir yabancı forvet düşünüyorsa almak istediği bir yabancı forvet, de, Saldanha, Ahmet, Mehmet, İsmailov hiç fark etmez, Crespo gidecek. Yani Kent, King, Zayt, Crespo gidecek, Luan Perez'in lisans çıkmayacak ki bir tane açık oluşacak oradan. Şimdi Saldanha'yı alıp King, Crespo, Zaytis yerine kadroya yazmak mantıklı mı? Yani bana tuhaf geldi. Tamam. Abu Bakar olayı olabilir. Dün gerekenleri yazdım ama. Mesela Abu Bakar bunları gönderip Abu Bakar alsan mantıklı mı? Ben gerekeni kanalda yazdım ama bir de siz bakın derim. Yani Galatasaray Sakabue için 50 alıyor, 100 alıyor, 200 alıyor hani onlara göre sürekli para alıyorlar, bitmiyor para. Ee, belki de doğrudur, bir şey diyemem. Hani Galatasaray bunlarla uğraşıyor, çünkü parasal olarak sıkıntıya düştüler herhalde ki ya da futbolcu kaçmak istiyor ki aidiyet duygusu yok ki bunu yaşıyorlar. Fenerbahçe'de bir şey yapsın. Galatasaray demişken sevgili Rıdvan Aksu. çok güzel tespitleri var Rıdvan'ın onu da söyleyeyim arkadaşlar. Kendisine de buradan selamlarımı ileteyim. Rıdvan diyor ki Fenerbahçe evinde 7 puan kaybederken Galatasaray nasıl hiç puan kaybetmemiş? Bir daha anlatalım. Şimdi düşünsene evinde 7 puan kaybediyor Fenerbahçe. Normal şartlarda normal. Yani puan kaybedebilirsin. Dikler takım her takımı yenebilir. Dengeler var, şanssızlık var falan filan. Galatasaray bana sorsanız ıkına ıkına kazandığı maçlar. Birincisi Trabzonspor maçı. Paul'le gol attılar. Ben hatırlıyorum. İkincisi Konya maçı 0 0dı 3-0 bitti ama o maç 0-0 bitse kimse şaşırmazdı. Bu arada Amerika karıştı. Teksas valisi federal yetkililerle bir çatışmaya hazır olduklarını açıkladı. Bu mücadele Amerika'nın geleceği için diyor. Ne oluyor lan? Gene şey yapacak. Neyse. Hani Söyleyeceğimi unuttum ya. Şunu söyleyecektim. Konya maçı 0-0 bize kimse şaşırmaz. İstanbul Spor maçı 2-0 oldu. Hayır dedi 2-0 olmayacak. Penaltı olacak 1-1 oldu. Ya veririm ki 2-0 oldu. Puan kaybetmeye çok müsait maçlardı. Bakalım Rıdvan ne diyor. Öyle seçmece maç değil. Galatasaray'ın son 3 iç saha maçı. Üstelik rakiplerinin hepsi şu an ligin en kötü takımları. Galatasaray kalede 18'lik çocukla forvetli çikale işsiz oynayan Konya'yı yenemiyordu. Maç krize girmiştim. <laughs> Konya Fener 7 attı hatırlatırım. Hatta Konya net gol kaçırmaya başlamıştı. 62. dakikada Konya tehlikeli bölgede Frikik kazandı. Hakem ve yardımcı hakem gözlerinin önündeki bariz Frikik'i vermediler. Skor 0-0. Dönen topta Galatasaray lehine Frikik verdiler. O Frikik gol oldu. Şimdi ne kadar iğrenç değil mi? Bir takımı şampiyon yapmak istiyorsun. Ne yapıyorsun? O takımın lehine bütün hataları es geçiyorsun. Yani o tak yani daha doğrusu lehine demeyeyim aleyhine olacak şeyleri es geçiyorsun. Üstünü kapatıyorsun. Setre iliyorsun. Yani o takım gol yiyecek belki. Free kick vermen lazım. Hayır. Free kick veremezsin. Sen öyle birisi değilsin. Diyerek hakemi telkin ediyorsun belki de. O free kick, verilmeyen free kick dönüyor. Dolaşıyor. Galatasaray kalesinden rakip kaleye gidiyor. Ve rakip kalede Galatasaray pozisyon bulup gol atıyor. Şimdi burada haksızlık kaç boyutta? Yani burada haksızlık kaç boyutta? Şöyle bir düşünün. Birinci boyutu Galatasaray gol yemedi. Ya da free kick verilmedi. İkinci boyutu Konya aleyhine bir free kick çalındı. Üçüncü boyutu gol oldu. Zaten gol olması en az 3-4 boyutta haksızlık oluyor. Şimdi burayı anladık. Burayı anladık mı? Anladık. Daha devamı var. Bitmedi. Galatasaray-Kayseri spor maçı. Rakipte yine bir dünya eksik var ve bu maçta krize girdi. Galatasaray golleri kaçırdı. Bir şekilde 85. dakikaya 1-1 girildi. Var protokolü aykırı davranıp hakemi çağırmaması gereken pozisyonda çağırdı penaltı için. Penaltıdan 2-1. Benzer faul geçen Beşiktaş Adana Demirspor spor maçında Raşida'ya yapıldı. Penaltı verilmedi. Şimdi gözünüzü kapatın. Konya'nın free kick kullandığını, gol attığını düşünün. 1-0 öne geçti. Zaten maç sıkışık. O golden sonra Galatasaray birbiri yakalasa bile 2 puan kaybı hanede Artı Galatasaray, Kayseri Spor maçında beraberlik düşünün 2 puan kaybı da 4 puan kaybı Gelelim İstanbul Spor maçına İstanbul Spor lig sonuncusu Galatasaray'a pozisyon vermeyip 1-0 öne geçiyor Sonra skoru 2-0 yapıyor ama var Bahattin Şimşek'i çağırıyor Bahattin Şimşek golden önce Galatasaray'a penaltı var diyor. Penaltıyı yapan oyuncuya Torreira'nın teması var aynı Bahattin Şimşek 4 gün önce İsmail Yüksek'in aynısını yaptığında faul vermişti. Şimdi ben size soruyorum. Allah'ın kitabı olan bir kişi varsa aranızda ona soruyorum. İsmail Yüksek'in faul yaptığına inanıp faul veren hakem Galatasaray oyuncusunun faul yaptığına inanmıyorsa burada amaç nedir? Aynı temas, aynı şey. Bu arada aklıma gelmişken, penaltı demişken, güzel bir aklıma bir şey geldi. Galatasaraylılar buna aylarca ağladılar, zırladılar. Bakın Serdar Dursun'un bir itmesi söz konusu. Ama müdahale hafifti. Şimdi ilk penaltıya kuduranlara bu pozisyonu gösterin diyor. Galatasaraylılar sağ olsun kendi kendilerine ele veriyorlar. Niye? Max GS çünkü. Aylardır penaltı diyorsunuz buna. Sizin standartlara göre Torreira'nın yaptığı net faul. Haram penaltı aldınız. Bak sizin standartlarınıza göre. Galatasaray arkadaşlar yorum yaparken lütfen. Hani biraz beyinli yorum yapmaya çalışalım. Benim burada kurduğum cümleye dikkat edelim. Bak lütfen beyinli yorum yapalım. Sizin standartlarınıza göre benim değil. Ulan benim canlı yayınım var açın izleyin. Benim videom var açın izleyin. Bana göre faul değil dediğim video var. Sizin standartlarınıza göre bu net bir faul. Ve golün geçerli olması gerekiyordu. Haram penaltı aldınız. Haram puan aldınız. Rakibin golünü çaldınız. Omurga işte burada ortaya çıkıyor. Sen kendine yapılınca penaltı deyip rakip sen rakibine yapınca bunda ne var diyorsan işte fitil orada kopar. Omurgu orada ortaya çıkar. Galatasaraylılar bu Serdar Dursun'un pozisyonu ayılarca gösterdiler. Burada penaltı verilmedi. Şöyle olmadı. Böyle olmadı. İttirme penaltıysa aynısını kendi ceza sahan içinde yapıyorsan bu da fauldür. Avantaj sağlamaya yönelik harekettir. İsmail Yüksek aynısını yaptı deyip İsmail Yüksek'e faul yaptığı Fenerbahçe'nin 2 puanını çalıyorsan bir Ahmet Galatasaray'ın da Şimdi monitörde izleyip Torreira faul yapmadı. Penaltı dedi. Skor 2-0 olacakken yani 1-1. Yine yetmedi. Kerem kendini yere bırakıyor. Faul çalıyor. Nelson kendini yere atıyor. Faul çalıyor. Arkadaşlar maçın başında bir pozisyonda Torreira kendi ceza sahası içinde faul olmayan pozisyonda kendini yere atmış. Topu eline almış. Faul diye. Hakem de mecbur faul vermiş. Yani hakem mecbur faul vermiş. Bir kardeşimiz diyor ki bu pozisyonu bir hatırlat hocam diyor. Ben izlemedim ama izleyen arkadaşlar bir yorum yapsın. Hocam orada net penaltı olması lazımdı. Kimse de konuşmadı diyor. Hiç kimse de konuşmadı diyor. Ben size soruyorum. Kendi adıma ben izlemediğim maçı konuşamam. Diyor ki hiçbir şey yokken Rıdvan Galatasaray'a frikik uydurdular. Top ağlara gitti ama bariz bir offside var. Orada frikik var ya o kadar da değil. Ben şimdi orada faul var da frikiğin boyu çok uzun. Barajın boyu çok uzun. Mesafe 10 10,5 metre civarında. Topu alana gitti ama bariz bir offside var. Ha şu özür dilerim bu el pozisyondaki frekikten bahsediyor. Çok özür dilerim. El pozisyonda bariz offside var. El de yok. 3 dakika inceleyip sonra offside demediler. Hakeme gel izle dediler. Offside'dan iptal edildi. Şimdi burada art niyet ararım ben. Burada bozukluk ararım. Burada var hakemleri korkuyor demek ki sıradan. Ekmeğimiz engel olacaklar diye. Yani var hakem bunu yapıyorsa bir sıkıntı vardır. Değil mi? Bence öyle bir sıkıntı vardır. Ve eh, hakem offside'den iptal ediyor. Bahattin yine de pes etmiyor. Uğraştı dedin de 2-1 kazandırdı maçı Galatasaray'a diyor. Yani orada golü ver. İhale sana kalsın demişler. O da demiş ki yok. İhale size kalsın. Ondan sonra Galatasaray evinde puan kaybetmiyor. Kaybetmiyor değil. Hakemler kaybettirmiyor. Müsaade ettirmiyor diye. Arkadaşlar bu ay olayında da gördük. Öbür olaylarda da gördük. Bir Galatasaray'ın her şeyinde maalesef ya taraftarından dolayı bir sıkıntı var ya da bir sıkıntı var ama biz anlayamıyoruz. Uzun lafın kısası Fenerbahçe transferde coştu. Çağlar geliyor. Kent gitti. Artık gitti sayın. Şampiyonluk için artık o da var. Kim var arkadaşlar? Abu Bakar ihtimali ben zannet, zannetmiyorum. Joshua King, Zaits, Crespo, Luan Perez ee, ve Kent. Bu beşinden dördü gider biri kalırsa zaten Abu Bakar mantık engelemez şampiyonluk karşısında artık King'in olması lazım. Eğer King de giderse artık bu Abu Bakar'ı çekip bir şey yapman lazım. Ha 3 tane babalar gibi forvetin olursa hocam bu işi başarabilir miyiz? Altından kalkabilir miyiz? Ya ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe çift forvete döndü de ben hiç beğenmedim Fenerbahçe'yi. Çift forvete dönen Fenerbahçe hiç iyi değildi arkadaşlar. Hiç iyi değildi. Orada Abu Bakar süratli Ceko hani indiren forvet. Clivert Saviola gibi. Biz bu sisteme dönersek başarı elde ederiz çift forvette. Yoksa e, Ceko ile çok zor. Ceko Batshua'nın yan yana oynayıp da gol attığı neredeyse az gün yani penaltı falan hariç. O yüzden de dikkat etmek lazım arkadaşlar. Onun dışında da İrfan Can tekrar tebrik ediyorum. Diğer kısımda görüşmek üzere.